Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İki ayrı kabıma unları aldım. Önce beyaz kabımdaki unu yoğuracağım. Onun üzerine una yetecek kadar tuz ilavesi yapıyorum. Aynı şekilde diğer unuma da tuzumu ilave ediyorum. Hamurumun bir parça kabarık olmasını istediğim için çay kaşığının ucuyla çok az karbonat atıyorum. Aynı şekilde aynılarını diğer kabıma da atıyorum. 200 miligramlık bardakla yarım bardak kaynar su. Kaynar suyumun üzerine süt ilave ediyorum. Bu işlemi sütü ısıtmak için yapıyorum ben. Bir miktarını buna döküyorum ve bu hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Ben bu hamurla arkadaşlar tutmaç çorbası yapıyorum. Bu hamurum tamam. Hamurumun üzerini kapatarak bunu dinlenmeye alıyorum. Yine bardağımda bu kadar su ve süt karışımından kaldı. Yine buna da sıcak su ve süt karışımı yapıyorum. Bu hamurları ayrı yoğurma sebebim ise daha önceden haşlamış olduğum ıspanaklı karışımım. Bir miktar bundan ilave ediyorum. Bir kısmının yeşil olmasını istiyorum. Bu kadarı yeterli bana. Bu ıspanağı daha önceden haşlamış ve buzluğa kaldırmıştım. Kullanmak istediğim zaman çıkartıyorum, eritiyorum ve kullanıyorum. Biraz daha suyundan alacağım. Bunu tekrar buzluğa kaldıracağım. Buna da tuzunu ve karbonatını ilave etmiştim. Bunu da yoğuruyorum. Yine süt karışımımdan alıyorum. Unum hamur kıvamına gelinceye kadar süt ilavesi yapıp yoğuruyorum. Tutmaç çorbamın iki renkli olmasını istiyorum. Onun için ıspanak püresi kattım. Çok güzel olacağına inanıyorum. Tutmaç çorbası zaten güzel bir çorba. Görsel olarak da güzel olacaktır. Biraz da tezgahımı alıp burada yapıyorum. Kıvamı da oldu. Bu hamurumu da dinlenmeye alıyorum. Sade hamurumu 3 parçaya böldüm. 3 bezeye ayırdım. Altını üstüne un atarak minik bazlama şekline getireceğim. Tutmaç hamuru saçta pişirilir. Bunu makarnadan da yapabiliriz. Erişteden de yapabiliriz bu yemeği. Onlar da gayet güzel oluyor. Ben her zaman erişteden yapıyorum ve gayet güzel oluyor. Bugün de kendim hamuru yoğurup yemeğin hakkını vermek istedim. Bizim evde ekmek yapıldığı zaman sele ekmeği, yufka ekmek yapıldığı zaman yufka ekmeğin sonunda bu çorbalık mutlaka hazırlanırdı. Saçta pişirilirdi. Ben de orijinalini oldukça benzetmeye çalışıyorum. Çok ince bir yufka olmayacak. Onun için açılması da kolay. Herkes açabilir o kadar. Ispanaklı yapılmıyordu bu. Ama ben iki renk olmasını istediğim için bir kısmını ıspanaklı hamur hazırladım. Her ikisine bu şekilde yufkalarımı açıyorum. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Hemen taze taze de pişirebiliriz. Bu kadarı yeterli. Bu hamur kenarda beni beklerken şöyle sarıp bekleteceğim. Benim önceden ıslatmış olduğum 1,5 su bardağı yeşil mercimeğim var. Bir miktar da yine dondurucuma önceden koymuş olduğum et suyum vardı. Et suyumu ve yeşil mercimeği tencereye aldım. Tencereyi de ocağa aldım. Altını da yaktım. Mercimekler pişinceye kadar kaynamaya bırakıyorum. Yeşil mercimeğim pişerken ben de tutmaç çorbası hamurlarımı kesiyor olacağım. Şerit şerit kesebileceğimiz gibi kare kare kesebiliriz. Çorbalık olacak neticede. Ben küçük küçük kesiyorum. Normalde bu hamur sacın üzerinde pişiriliyor, öyle kesiliyor ve kışlık saklanabiliyor. Ama ben şimdi taze taze yapıp taze taze kullanmak için mercimeğim ocakta pişerken ben de bunları doğruyorum. Elimden geldiğince de düz yapmaya çalışıyorum. Yapışmaması için bolca un, İstediğimiz şekilde kesebiliriz bunu.
Ben kolaylık olsun diye böyle kesiyorum. Yapışmaması için buralara da un sepeliyorum. Bunu bıçakla da kesebiliriz. Kesiciyle de kesebiliriz. Bir buçuk santim uzunluğunda kesmemiz yeterli. Çorbalığımızın nasıl olmasını istersek öyle kesebiliriz. Bunları da yine yan yana getirip kolay kesmek için bu şekilde, burası kat yeri olduğu için daha küçük tutuyorum. Görüyorsunuz. Büyük olanları tekrar. Şekilleri çok önemli değil. Ama siz isterseniz istediğiniz şekil elbette kesebilirsiniz. Ben biraz büyük keseceğim. Dilimlerimi büyük yaptım çünkü. Dilersek bunları dediğim gibi bu şekilde ince doğrarsak böyle de olur. Neticede bu çorbayı biz yapıyoruz. Kanalıma abone olarak, like butonu ile beğeni yaparak, farklı fikir ve deneyimlerinizi yorum kısmına yazarak ve hatta videomu izleyerek kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işlemler kesinlikle ücretsizdir. Bunları da çorbalığımın içerisine katabilirim. Gayet rahat katabilirim. Bu şekilde çorbalıklar oluyor. Gayet de güzel. Büyüklüğü de güzel oldu böyle. Olan hamurlarımı bir kaseye alıyorum. Çorbama yetecek kadar hamurumu açıp doğruyorum ve yapışmaması için tekrar üzerine un sepeliyorum. Bir beze de yeşil hamurumdan yapıyorum. Yine diğeri gibi altına üstüne unu serpiyorum. Önce merdanemle açıyorum ben. Daha sonra oklavayla açıyorum. Dediğim gibi zaten çok büyük açılmayacak bu da. Eğer yapabiliyorsak bunları önceden hazırlayıp kurutabiliriz de. Tabii ki daha da güzel olur. Hazır çorbalık olur. Çok sevdiğim bir çorba olduğu için sık da yapıyorum. Ama dediğim gibi erişte, hazır erişteyle yapıyordum. Ama el açmasının güzelliği başka tabii. Biraz da oklavayla. Bunun da bu kadar açılması yeterli. Yine üzerine unluyorum. Aynı şekilde ince ince dilimliyorum. Önce dilimliyorum, daha sonra doğruyorum. Erişte keser gibi kesiyoruz. Makarna, erişte. Bunun domateslisi yapılır, salçalısı yapılır. Bu hamurun gönlü nasıl isterse ondan hazırlanabilir. Bıçak yapışırsa bıçağın ucunu da unlayabilirsiniz. Çorbalık. Bol unluyoruz bunları da yapışmaması için. Ben tamamını doğradıktan sonra geliyorum. Ben yeterli hamurumu kestim. Bu hamur bana yeterli. Bol unlu olduğu için yapışmıyor gördüğünüz gibi. Mercimeğim pişti. Fakat suyu azaldı. Ben şimdi bir miktar kaynamış su ilave ediyorum. Kaynamış su ilavesini yaptım. Buhardan gözükmüyor şu anda ama suyu da yeterli. Yeterince tuzunu da atıyorum. Doğramış olduğum hamurları da suya ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ocağımın altını açtım. Hamurum ocakta pişerken tavama çok az bir yağ alıyorum. Çok az yağ alıyorum. Çünkü et suyuyla yaptığım için et suyu da yağlı. Çok yağlı olmasını istemiyorum. Çok az bir yağ. Şöyle yarım kaşık kadar biber salçası. İsterseniz siz pul biber de yapabilirsiniz. Bunları ocağa alıyorum ve sosumu hazırlayıp geliyorum. Salça kavrulduktan sonra sosun üzerine yine yazdan hazırlamış olduğum sarımsağımdan ilave edeceğim. Öncelikle bunu ocağın üstüne alıyorum. Salçam kavruldu. Üzerine bir miktar sarımsak püresini koyuyorum. Ve ocakta biraz da sarımsak püresiyle pişirdikten sonra sarımsağımı da ilave ettim. Bir taşımda sarımsakla kavuruyorum. Son olarak 1,5 tatlı kaşığı kadar kuru naneyi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra nanelerin yanmasına izin vermeden altını kapatıyorum. Mis gibi koktu. Çorbam kaynadı.
Hamurlarım pişti. Salçalı yağımı da döktüm. Sosumu da döktüm. Çorbamın üzerine bir müddet de böyle kaynatacağım. Fakat biraz katı oldu. Onun için kaynamış su ilavesi yapacağım. Çorbam pişti. Çorba piştikten sonra bir limonun suyunu da ilave ediyorum. Buna nar ekşisi de kullanabileceğimiz gibi limon suyu da kullanabiliriz. Herhangi bir ekşiyi de kullanabiliriz. Ama ben rengi değişmesin istediğim için limon suyu kullanıyorum. Limon suyumu da yine böyle buzluğa koyduğum limonlarımdan 2-3 tanesini kopartıp içerisine atıyorum. Ben bunlara limon topu diyorum. 2 tane de bu limon topundan atıyorum çorbama. Tutmaç çorbam pişti. Sunumunu da bu şekilde yaptım. Oldukça besleyici. İçerisinde yeşil mercimek, ıspanaklı, çorbalık hamur, normal hamur, salça, et suyuna yapılmış. Gördüğünüz gibi renkleri de gayet güzel oldu. Dumanı tütmekte. Hem doyurucu, tek başına da bir yemek olur. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi tabağım güzel oldu. Tadına bakıyorum. Biraz sıcak. Enfes. Tadı da enfes. Arkadaşlar bunu yapmanızı tavsiye ederim. Hamuru kendiniz açmak istemezseniz hazır erişteyle de yapılabilir bu. Tutmaç çorbası gayet basit. Önceden hazırlayıp kurutursak çok daha kolay olacaktır. Sarımsaklı, naneli, biber salçalı soslu. Gayet güzel, gayet doyurucu, gayet besleyici bir çorba oldu. Herkese bu çorbayı yapmayı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugün de bu kadardı. Hoşça kalın, mutlu kalın.